Müslümanların kriterleri hak olmalıdır. Müslümanların terazileri adalet terazisi olmalıdır. Müslümanların kriterleri iman olmalıdır. Müslümanların kriterleri Allah'a salih kulluk olmalıdır. Bir insan ben Müslümanım diyor ise bu efendim başka bir şehrin insanı bu ise kendi köyünün insanı veya baş, bu kendi şehrinin insanı bu başka şehrin insanı kendi şehrinden olan haksız başka şehirden olan haklı hemşericilik yapıyor haksız olan hemşerisine haklısın diyor haklının karşısında. Bu haklıdır diyor sen haksızsın. Bu başka köyün insanı. Bu kendi köyünün insanı. Köylüsü, köylüsü olduğu için haksızlığını bildiği halde bu diyor başka köydendir, bu benim köyümdendir. Ne lüzumu var? Haksız olan köylüme sen haksızsın deyip onunla dargın olmaya, Onunla aramın açılmasına ne gereği var? Bedbaht. Allah ile aran açılıyor. Bunu düşünmüyorsun. Allah ile aran bozuluyor. Bunu düşünmüyorsun. Umursamıyorsun. Ama bir insanla aran açılacak. Bir insanla aran bozulacak diye bunun hesabını yapıp haksıza haklı muamelesi yapıyorsun. Haklıya haksız muamelesi yapıyorsun. Nerede kaldı senin Müslümanlığın? Nerede kaldı senin imanın? Var mı böylesinde iman? İman olsa böyle bir muamelede bulunmaz. Bu yabancı, bu akraban, bu efendim sıradan bir Müslüman, bu amcan oğlu, bu sıradan bir Müslüman, bu teyzen oğlu, bu sıradan bir Müslüman, bu dayı oğlu, bu sıradan bir Müslüman, bu kardeş, ama bunlar haksız. Bunlardan biri haksız. Ya ben kendi akrabamı bırakıp yabancının tarafını mı tutacağım? Nerede kaldı senin imanın? Böyle bir Müslümanlık yok. Müslüman sosyal hayatımızda her gün icabında karşılaşabileceğimiz meselelerdir bunlar. Müslümanlık sadece la ilahe illallah demek değildir. Ben la ilahe illallah dedim tamam ben Müslümanım. Hayır. Müslümanlığın kriterleri var. İslam'ın kriterleri var. Müslüman gibi yaşamanın kriterleri var. İmanın gereklilikleri var. Sen Müslüman olarak Haksıza haklı muamele, muamelesi yapıyor isen, haklıya haksız muamelesi yapıyor isen, haksız hemşerinin olduğu için, haksız köylünün olduğu için, haksız akraban olduğu için ona haklı muamelesi yapıyor, haklı olana haksız muamelesi yapıyor isen, Vallahi böyle bir İslamda yok, böyle bir Müslümanlık da yok. Hazreti Ali şehit olmuş. Hazreti Ali'nin ashabından bir tanesini yakaladılar. Muaviye'nin dayısının oğlu ve Muaviye'nin dayısının oğlu Bedir Savaşı'nda öldürülmüş. Öldürülmüş Bedir Savaşı'nda. Hazreti Ali, tarihin nakline göre Hazreti Hamza öldürmüşler. Muaviye dayısının oğlunu tutuklattı. Dedi insafsız, vicdansız. Sen ne biçim insansın? Dedi neden? Dedi biz akrabayız. Biz akrabayız. Benim anamla senin baban bacı kardeş. Sen benim dayımın oğlusun. Sen benim dayımın oğlusun. Adını ne bıraktın da gittin dayının oğlunun tarafında yer almadın, dayının oğlunu savunmadın ama dayının oğlunun düşmanına gittin nefer oldun. Gittin onun tarafında yer aldın. Dedi bunu geçtim. Bunu geçtim. Taraf olduğun ensar olduğun nefer olduğun Ali senin babanı Bedir'de öldürmedi mi? Sen neden gittin babanın katilinin tarafında yer aldın? Bakın Muaviye bunu sorduğu zaman verilen cevap şu oldu. Dedi bir sana baktım. Bir Ali'ye baktım. Nerede bozuk insan varsa, nerede makam perest insan varsa, nerede dünya çıkarı insan varsa, dünya çıkarını güden insan varsa, nerede efendim bir yerlere dünya makamlarında bir yerlere gelmek, bir yerlerden nemalanmak isteyen yalaka var ise, kişiliksiz, karaktersiz, omurgasız nerede varsa bunlar hepsini senin yanında gördüm. Hepsini senin yanında gördüm. Nerede Allah'a ve Allah'ın dinine aykırı insan varsa senin yanında gördüm. Nerede salih varsa, nerede mümin varsa, nerede dost doğru yaşayan varsa onları da Ali'nin tarafında gördüm. Ve ben tercihimi doğrudan yana kullandım. Salih'ten yana kullandım. Mümin'den yana kullandım. Eğriden yana kullanmadım. Bakın. İki kişi arasında Peygamber Efendimiz buyuruyor. Hakim olarak kararlaştırıldığın zaman, hakem olarak seçildiğin zaman orada Allah'a sığın. Şeytandan Allah'a sığının çünkü şeytan o halde